Munzur Ortaokulu ilimizdeki en kalabalık ortaokullardan biridir. 300'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü bir alan. Eğitim emekçileriyle birlikte daha fazladır bu sayı. Okul bahçesi bu kadar öğrenci için yeterli bir alan değildir. Zaten dar bir alandır. Bu dar alan caminin okulun bahçesinin bir kısmının devralmasıyla birlikte iyice küçülmüş ve ciddi sorunlara yol açmaktadır bu durum. Şöyle ki okul bahçesinin daralması öğrencilerin akademik başarılarını, davranışlarını ciddi anlamda etkileyecektir. Akademik anlamda teneffüslerde enerjisini boşaltamayan, stres atamayan öğrencinin derslere konsantre olamayacağını düşünüyoruz açıkçası. Derslere konsantre olamayan öğrencinin de akademik başarısının düşeceğini düşünüyoruz. Bunun dışında zaten hazırda dar olan bir alanda öğrencilerin agresif davranışlarının artacağını ve bu agresif davranışlara başka olumsuz davranışların da etkileneceğini, eşlik edeceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra ilimizle ilgili özel bir durum olarak da bir deprem beklentisi var. Bilim insanlarının ilimizde ya da yakın çevrede 7 ve üzeri şiddetinde bir deprem beklediklerini biliyoruz. Olası bir depremin okul saatlerinde olması durumunda çok ciddi bir hayati tehlike söz konusu olacaktır. 300 öğrencinin, velinin ve eğitim emekçisinin toplanabileceği bir toplanma alanı artık ortadan kalkmıştır. Zaten dar bir alan ve şey için toplanma alanı içinde uygun olmayan bir alandır. Etrafında bina ve dar bir bahçe öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin toplanması için müsait olmayan dar bir alan. Burada herkes için ciddi bir hayati risk oluşturacaktır. Dolayısıyla Milli Eğitim'in gerekli adımları ataraktan bu alanın camiye devredilmemesi konusunda ısrarcı olması gerekiyordu. Ancak bu konuda çok da başarılı olmadıklarını görüyoruz. Aynı şekilde müftülüğün de bu alanın alınmasıyla birlikte okulda yaratılacak okulun fiziksel ve psikososyal ortamını, akademik başarısını düşürecek ve hatta deprem sırasında can hayati tehlikeye neden olacak bu duruma karşı bu alanın devralmaması konusunda adım atması gerekiyordu. Ancak her iki taraf da bu konuda oldukça başarısız davranmışlar ve bir diyalog geliştirmedikleri için de sonuç öğrencinin, eğitim emekçisinin ve velinin aleyhine sonuçlanmıştır. Biz eğitim sen dersim şubesi olarak Muzur Ortaokulu'nda okuyan her bir öğrencinin, her bir eğitim emekçisinin ve her bir velinin sağlıklı, güvenli eğitim ortamı hakkını savunmaya devam edeceğiz. Buna ilişkin olarak da önümüzdeki hafta bir basın açıklamasını yapmayı düşünüyoruz ve bu konuda velilerin duyarlılık göstermesini istiyoruz. Çünkü yapılan şey öğrencilerin belki de hayatını etkileyecek önemli bir durumdur. Akademik başarılarını etkileyeceklerdir, davranışlarını etkileyecektir. Daha önce de belirttiğim gibi deprem konusunda da bir hayati risk söz konusudur. Bu konuda velilerin duyarlılık göstermesi gerekmektedir. Aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de bu sorunu çözmesi için girişimlerde bulunmasını istiyoruz. Bu alan hiçbir şekilde eğitim öğretim için uygun bir ortam değildir. Bunun düzeltilmesi gerekiyordur ve gerekli adımların atılması şarttır. Bu konuda da Milli Eğitim Müdürlüğü'nü göreve